olur. Ayağına bastın abi. Bastık ya lan. Kendi ayağına değil abi, gelinin ayağına. Aa. Ne haber? Buradan evi bulursunuz değil mi? Ayıp ettin abi. Aileye hoş geldin yenge. İleride ben de senin gibi güzel bir gelin olmak istiyorum. Canlarım. O canlarım. Niye ağlıyorsun kız? Çocukların durumu beni duygulandırdı. Gelini yarın teslim etse fazla kira ödemeyelim. Herhalde yeryüzünde evlendikleri günün gecesini ayrı ayrı evlerde geçiren ilk gelinle damat biz olacağız. Şu kaderin cilvesine bak. Üzme tatlı canını. Beraber olacağımız çok gecelerimiz olacak. Allah'a ısmarladık. Seni telsizle arayacağım. Bekleyeceğim. Hey, bir dakika. Ya resmen nikahlı karımsın. Daha seni öpmedim bile. Yalnız kalpler, kocanız konuşuyor. Yakışıklı, kocam benim. Hayır ya, sen de benim güzel karım. Artık sana sadece kocam demek geliyor içimden. Karısından ayrı düşmüş bir koca. Ah zavallım benim, yakışıklım benim. Tebrik ederim enişte, ben Mualla, Aliye'nin ablası. Sen de mi öğrendin kız? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah yastıkta kocasın. Neredesin sevgilim? Buluştuğumuz yerde. Dolma bahçede mi? He, saatin altında. Ben de yanında olmak isterdim. Saat tam sabahın 5'i. Ben garibim biri. Ama olsun be. Her gecenin bir gündüzü vardır. Beraber olacağımız yarınlar bizim canım. Seni beklettim ama kusura bakma, maaşımı ancak alabildim. Bizimkiler erken verdiler, ben dün aldım. Bugün gene sabahtan akşama kadar ev baktım. Ayaklarıma kara sular indi. Maaşlarımızı biriktirmemiz lazım. Yoksa ev filan tutamayız. Biriktirelim tabii. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Gerçi ailelerimizin de bu paraya ihtiyaçları var ama biraz da onlar zorlansınlar. Biz de evli olduğumuzu anlayalım. Haklısın. Abim kahve köşelerinde kumar oynayacağına bir iş bulup çalışsın. Bundan sonra 40 para vermek yok. Metelik koklatmak yok. Tamam. Aslan ortak. Bu kız nerede kaldı? Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Neredeyse gelir. Trafik bu, belli mi olur? Belki araç bulamamıştır. İşte kızım geldi. Maaşını almadın mı Aliye? Aldım anne. Anne nerede? Çantamda. Babana ver.
Hemen bakkala borcumuzu ödesin de aylık erzak alalım. Artık maaşımı vermeyeceğim anne. Neden kızım? Bana lazım baba. Anlamadım. Bu evin geçimi ne olacak peki? Çok mu merak ettin? Evet, çok merak ettik kızım. Aslan gibi oğlunuz var baba. Biraz da o çalışıp eve para getirsin. Ama kızım... Hep kabahat sende anne. Erkek evlat kumbara gibidir derdin. Şimdi at parayı, ihtiyarlığında rahat edersin. Bize 3 kuruş vermezken onu babamla paraya boğardınız. Alın, açın şimdi kumbaranızı. Gibi delik kumbara işte. Sen sus asalak karı. Sen kocanı bırakıp başımıza bela geldin zaten. Her gün iş aramaktan canım çıkıyor. Ama yok, senin gibi sabahtan akşama kadar kahve köşelerinde tutmuyorum serseri. Ulan sen kime serseri diyorsun ha? Senin ağzını yırtarım orospu. Durun be, para benim. Ben evlendim. Benim de evime para lazım. Kocamla mutlu bir yuva kurmak için para lazım bize. Bunu yapamazsın. İmkansız yapma. Aa, olmaz valla. Bal gibi oldu. Evlendiğini ben de biliyorum. O herifle mi? Ağzını topla. O herif dediğin benim kocam. Ben şimdi sorarım o kocan olacak herife. Peki neden vermiyorsun bu ay maaşını? Çünkü bana lazım baba. İyi ama oğlum, durumumuzu biliyorsun. Çocuk yaşımda okulu bırakıp gazete satarak evin bütçesine katkıda bulundum. Babam ne yaptı? Erken emekliliğini isteyip kahve köşelerinde tavla domino oynuyor. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bir yerde çalışıp 3-5 kuruş getirebilir. Ama oğlu çalışıp her ay maaşı kuruşuna kadar getiriyor ya, neden çalışacakmış? Sonra dedem, bir evlenme lafı tutturmuş, aldığı emekli maaşının üzerine bir düğüm atıp doğru bankaya yatırıyor. Yeter artık. Bırakın da biraz kendim için yaşayayım. Nerede Selim? Nerede o Selim denilen adam? Buradayım. Ne işin var senin bu evde? Ne işin var senin bu evde diyorum. Hangi cesaretle benden habersiz kız kardeşimle evlenirsin? Ne? Evlendin mi? Bize bunu yapamazsın. Evlenemezsin. Beni de atlattın ha? Bu evliliğin karşısındayım. En doğrusu boşalsın. Derhal kız kardeşimi boşayacaksın. Anlaşıldı mı? Yürü bakalım kız. Dokunma karıma. Gelsin lan. Hadi kız. Yürü. Gel lan buraya. Dur be. Sen istedin. Al lan. Yapma. Yapma. Kaçma. Gel buraya. Bırak be. Yürü. Lan. Yürü. İtmesene be. İt herif seni. Köpek herif. Bırak. Yürü lan. Niye yürü dur be. Lan. İtme. İtme. Vurma. Bir daha karıma elini sürecek olursan seni yaşatmam, bunu bilmiş ol. Alın bu kabadayı müsveddesi oğlunuzu, çekin arabanızı buradan. Sen oğlumuza bakma evladım. İyi yaptınız, evlendiniz. Sizlere yardımcı olmak boynumuzun borcu. Ev filan aramanıza lüzum yok. Buyurun bizim eve. Ev sizin eviniz. Buyurun bizim evde kalın kızım. Başımızın üstünde yerin var. Sen benim bir tane gelinimsin. Tabii oğlum. Kendinize başka yer aramaya ne lüzum var? Aliye ile sana en büyük odamızı veririz. Ya. Ben sofada bile yatmaya razıyım Selimciğim. Ben ettim sen etmeyin işte. Büyükler affeder, ver elini öpeyim. Yeter artık ben.
Bu davranışınızdan sizler adına ben utanıyorum. Aliye ile karar verdik, kendi hayatımızı yaşayacağız. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Üzülmeyin Muhalle Hanım. İsterseniz siz benimle bizim evde kalabilirsiniz. Çabuk defol zan para bozuntusu. Yoksa çantayı kafana yersin. Yavru. Hakan. Sevgilim. Artık birbirimizden ayrı olmamıza bir neden kalmadı. Neden bana babanın meşhur kara şehriniz olduğunu söylemedin? Sormadın ki. Hem babamın meşhur kara şehrimiz olmasının ne önemi var? Ne önemi mi var? Kızım baban yeraltı dünyasının kralı. Nereye gitsek 5 dakikada izimizi bulur. Bulsun. Evlenmiş olacağız o zaman. Affeder bizi. Aşkımızı anlayacaktır. Babam bir tek şeyden anlar kızım. Kaba kuvvetten. Genç yaşta ölmek istemem. Evine dönsen iyi olur. Bunları sen mi söylüyorsun? Evet, ben. Hani beni seviyordun? Hani bensiz yaşayamazdın? Yanılmışım. Hadi eyvallah. Hakan, nasıl yaparsın bunu bana? Hadi be. Bak kızım, beni iyi dinle. Erkek bozuntusu herif. Hadi çabuk bas git buradan. Kim bu? Babanın adamı değil mi? Başlatma beni şimdi babandan mabandan. Hamam oğlanı sende. Yoksa şimdi ayağımın altına alır un gibi ufalarım sana. Yürü taş arabası. Sen ilk önce ayağındaki pantolonu çıkar da eteklik giy. Onun bunun çocuğu. Bu mu uğruna her şeyi göze aldığın herif? Yanlış insan seçmişsin kızım. Üzülme, böyleleri için değmez. Aksine sevinmelisin. Hiç olmazsa zamanında ne bok olduğunu anladın. Hadi gel seni evine bırakayım. Geçen sefer de seni burada bırakmıştım. Çantayı unuttun. Sende kalsın. O senin hakkın. Bu bana biraz ağır gelir. Hem biz alın teriyle kazanılmış parayla yaşamaya alışmışız. Böylesiyle değil. Çok iyi bir insansın. Sağ ol. Ama iyi olmak yeterli değil. Bu dünya kötülerin, ahlaksızların dünyası. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah. Ama aramızda unutamayacak biri varsa o da benim galiba. Öpebilir miyim seni?